Merhabalar, ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Niğde'deyiz. Niğde'de Kumluca mevkisinde bulunan Koçbay İnşaat'ın Saklıkent konutlarının projesini inceleyeceğiz. Projemiz tek bloktan 2 adet girişi bulunuyor. 6 kat 24 adet dairemizden oluşuyor. 1 adet açık otoparkınız mevcut. Burası yerden ısıtmalı, merkezi sistem ve doğalgaz kullanılıyor. Herhalde bu projenin de en güzel olan şey ne? Bütün dairelerin anayola cephesi olması. Gezeceğimiz örnek dairemiz 3+1 170 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Evet, projemizi gezmeye başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. YouTube kanalımızda pek çok şehirdeki inşaat firmalarının örnek dairelerini bulabilirsiniz. Nereleri gezdik? Konya, Karaman, Afyon, Kayseri, Antalya ve bugün Niğde ve daha pek çok şehirde gezmeye devam edeceğiz inşallah. Bize Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi projemize gezmeye başlayalım efendim. Arkamda çelik kapımız var. Sağ tarafta mutfağımız var. Onun yan tarafında oturma odamız var. Karşıda salonumuz var ve bir gece holü kapımız var yine. Ve burada da bir lavabomuz var. Çelik kapımızın dış tarafında antrasit renk kullanılmış. İç tarafında ise içerinin kapılarıyla beraber uyum sağlaması için aynı renk tonu kullanılmış. Hem aslında kullanılan duvar kağıtlarıyla da uyumlu. Yerlerde 60'a 120 açık renk seramikler kullanılmış. Yine duvarlarımızda ise duvar kağıdımız var. Tavana baktığımızda ise giriş tarafının hemen üst tarafında iki taraflı bir asma tavanımız var. Ortasında spotlarımız mevcut. Ali Bey'in üst tarafta size göstermiş olduğu salona giriş kısmında ise bir separatörümüz var. Separatörün de iç tarafında yine bir asma tavanımız mevcut. Asma tavanın da iç tarafında duvar kağıdı kaplaması yapılmış. Evet, aslında bu projeyi kısmen bizim takipçilerimiz tanıdık geliyordur. Gözünüz bir yerden ısırıyor. Evet, şu an Niğde'deyiz. Ama Gümüşhan İnşaat'ın burada Niğde'de işbirliği yaptığı Koçbay İnşaat'ın oradaki Saklıkent projesinin Niğde'ye taşınmış hali. Hani diyorduk ya, ya bu projeyi her şehirde istiyoruz. Kesinlikle. Yani projenin benzerlerini işte burada Niğde'de de var. Buradaki projenin de teslim tarihini de ben sizlere söyleyeyim. Burası iki bloktan oluştuğu için Eylül ve Aralık ayı olarak yapımcı firma teslim edeceklerini söylüyor. Burada bir gömme vestiyerimiz var. Dört kapaklı bir vestiyere denk geliyor. Sürgülü kapaklı olduğu için şu şekilde ben buradan size de içlerini göstereyim. İçlerinin hem derinliği güzel hem de boydan olması da güzel. Yani yan tarafta raflı bölümlerimiz var. Onun diğer yan tarafında askılı bölümlerimiz var. Aynı şekilde devamı yan taraflı sürgülü kapının arkasında da mevcut. Evet, oturma odamıza geldik. Oturma odamız 16 metrekare kullanım alanına sahip. Sedir olayını biz gerçekten de çok seviyoruz. Ali Bey daha da çok seviyor. Neden? Çünkü yeri değişmiyor ona göre. Evet, bizi sürekli izleyenler artık bunu biliyorlar. İlk defa izleyenler için yani bunu tekrarlamış oluyoruz. Sedir'i seviyoruz. Evimizde kullanıyor muyuz? Hayır. Çünkü Kübra'nın eşyalarının yerlerini değiştirmeyi çok seviyor. Yapacak bir şey yok. Ali Bey de bundan muzdarip olduğu için kendisi, bu şekilde sabit bir şeyi çok seviyor aslında. Yani kendisi de muzdarip aslında da. Yani ağrıdan muzdaripim olarak, ben. Evet. Diğerlerde derzi laminant kullanılmış, duvarlarda duvar kağıdı kullanılmış ve bu TV ünitesinin arka tarafında koyu renkli bir duvar kağıdı kullanılıp diğer taraflarda ise açık renk bir duvar kağıdı kullanılmış. Oval gelen bir asma tavanımız mevcut. Onun iç tarafında LED aydınlatmalarımız var ve asma tavanımızın iç tarafında da aynı şekilde bir duvar kağıdı uygulamamız var. Düz de bir duvar kağıdı değil. Aslında hafiften hareketli, güzel de olmuş bu şekilde duvar kağıtları. Şimdi oturma odamızdan balkonumuza da çıkış var. Ama buradan ne yapıyoruz? Balkona çıkmıyoruz. Daha sonra Asolist'in oradan mutfağımızdan balkona çıkış yapacağız. Ve nereye geçiyoruz? Buradaki lavabomuza geçiyoruz. Şimdi burada bir büyük lavabomuz var. Yan taraflarda da yine objelerinizi koyabileceğiniz alanlarınız mevcut. Lavabonun alt tarafında ise iki kapaklı büyük bir dolabımız mevcut. Onun alt tarafı yerden yüksek tutulması hem temizlik açısından güzel oluyor hem de görsel olarak göze hitap ediyor. Lavabonun üst tarafında ise koyu renkli 60'a 120 seramikler kullanılmış. Seramiklerde de mermer deseni olanı tercih edilmiş. Burada yine bir dikdörtgen aynamız mevcut. Aynanın arka tarafında LED aydınlatmalarımız var. Bu tarafta ise bir Alaturka tuvaletimiz var. Şimdi nereye geçelim? Salona geçelim. Salonumuz 27 metre kare
ve kullanım alanına sahip. Burada Ali Bey'le aslında bizim sevdiğimiz şekilde. Ne gördüm. Değil yani mi? Yani şaşırdım, şok oldum. Yani hiç kimse böyle yerleştirmiyor. Yani şimdi diyecekler herkes ya işte mutfaktan hemen hızlı servis için şöyle göstereyim. İşte mutfaktan hızlı servis için yemek masası hemen burada olması gerekiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani biz sürekli misafirimizi o kadar çok mu ağırlıyoruz? Hayır. Hayır. Bir de her gelen misafiri yemekle ağırlamıyoruz. Tabii canım, yemekle ağırlamıyoruz. O yüzden bakın tekrar gireceğim. Şimdi salona girerken önümde yemek masasıyla karşılaşmak istemiyorum. Yemek masasını aynen biz de öyle koyduk. Harika evet. Oluyor ya, kullanım alanı artıyor. Öyle değil mi? Öyle. Yani, daha geniş oluyor. Daha geniş oluyor. Ha şu da var, onu buraya koyarsın. Dresuarı farklı koyarsın. Oraya işte berjerler koyarsın. Yere kadar cam olduğu için dışarı izlersin. Ben çok konuştum, susuyorum. Yok aslında. Sevdim o yüzden dolayı. Hoşuma gitti yani. Çünkü bak masa yer kaplamamış oluyor evet. Yani orada. Yani sürekli göz önünde olmasına gerek yok ki. Yani. Ya öyle, bir de artık bu tür konsollar da hani çok fazla kullanılmamaya da başlandı. Ha, konsolu yani, şöyle göstereyim. Ya farklı da kullanılabiliyor. Tabii kullanmayan da var. Tabii kullanan da var. Tabii siz de düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Evet, gerçekten de çok merak Atışalım ediyorum orada. Yani. Hadi gelin, hadi gelin. Yorumların çoğuna ben cevap veriyorum bu arada. Hadi bakalım. Yani salonda evet. Konsol olmalı mı, olmamalı mı? Yani ben bunun yüzdelik oranını gerçekten de çok merak ediyorum. Ya işte kültürlere göre değişiyor. Şehirlere göre değişiyor. Anadolu'da daha farklı oluyor. Yeni gelin evinde daha farklı oluyor. Bir heves aldırıyorsunuz. Şimdi bakın, yeni gelinlere de seslenelim burada. Bir heves aldırıyorsunuz. Kesinlikle ondan almayın. Ondan sonra vazgeçiyorsunuz. Evet, ben yine çok konuştum, susuyorum. Genelde giriş alanına yemek masası konumlandırıldığı için üst tarafta yine bir yemek masası bölümünü hareketlendirmek için bir dikdörtgen asma tavan kullanılmış. Asma tavanın bir separatör gelecekmiş ama yetişmediği için şu an gözükmüyor. Ali Bey üst tarafında yine bir salonda girişte separatör uygulaması vardı. Oradaki uygulama yine aynı şekilde burada da olacak. Burasını direkt bu şekilde açık olarak bırakmayacak yapımcı firma. Ve oturma alanının üst tarafında ise iki tarafta oval olarak bir asma tavan uygulaması kullanılmış. İçlerinde yine LED aydınlatmalarımız mevcut. Duvar kağıtlarımız var. Tek tarafta desenli bir duvar kağıdı kullanılıp diğer taraflarda düz çizgili bir duvar kağıdı kullanılmış. Yerlerde akça ağaç derzli laminant parke kullanılmış. Genel olarak evlerde benim en çok sevdiğim özelliğin birisine boydan pencereler ve işte. Tabii işte misafirlerinle burada yemek yerken buranın aydınlık olması daha iyi. Evet. Ben böyle seviyorum abi. Ben böyle seviyorum abi. Evet. Şimdi. Ama hayır, biz salonda yapamıyoruz bunu Ali Bey. Evet, yapamıyoruz. Yine koyduk da yani. Salonda balkon olduğu zaman daha içerisi karanlık oluyor. Evet. Salonlarda biz balkon istemiyoruz. Yani bunu hani kimse istemiyordur. Bakın yorumlara yazın. Bir de şu an bunu Instagram'da anket yapalım. Bu videoyu evet. İzlerken Instagram'daki anketimize katılırsanız memnun oluruz. Salonlarda balkon olsun mu olmasın mı? Instagram'daki anketimize bekliyoruz. Ben şimdiden katılabilir miyim? Olmasın. Tamam. Yani kullandığım için düşünüyorum. Bir salonu karartıyor. İki, balkona ister istemez bir şeyler koyuyoruz ya da koymuyoruz. Ondan dolayı da bir görüntü kirliliği oluyor her zaman için. Evet. Bence olmamalı ya. Yani ben salon penceresi direkt dışarıyı görmeli. Burada kullanılan pimapenlerin içi ahşap renk, dışı evet. Antrasit. Biraz sonra başka bir yerde açarız. Şu an burada tam onu açamıyoruz. Artı dış sıvalarda da 2 santim kaba sıva kullanılmış. Bunu her çok firma güzel. Kullanıyormuş. Firma özellikle bunu da bize bahsetti. Aynı zamanda ortak daire duvarlarında ses yalıtımı için cam yünü uygulamışlar. Aynı zamanda zemin katlarda, hani benim bacanak yaptırdı ya, zemin katta oturduğu için alttan evet. Alttan strafor yalıtım yaptırdı. Mecburen zemin katlar soğuk oluyor yer. Oturduktan sonra yer soğuk oluyor. Burada firma onu da düşünmüş. 5 santim strafor uygulamış. Çok güzel. Aynı zamanda kayınpederim de uyguladığı için, yani son katta oturduğu için tavanlara strafor uyguladı. Burada evet. Da firma zaten uygulamış. Bakın bunlar çok güzel artılar. Evi aldıktan yani. Sonra ya üşüyorum ne yapalım, orayı kapat burayı kapat. Uğraşmayacaksınız. Öyle oluyor. Yani hani aldıkları, oturdukları ev sıfırdı ama daha sonra bir ton maliyet çıktı ekstradan. Hadi bakalım nereye geçelim? Artık gece holi kısmına doğru ilerleyelim. Evet, şimdi gece holi kısmımıza geldik. Videomuzu WhatsApp komşu gruplarınızdan da paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Yani Niğde'de de gece holi kapısını gördük. Hep Konya'da görüyorduk. İnşallah diğer projelerde de görmek isteriz. Çünkü gerçekten de çok kullanışlı. Yine ne Instagram'da. Ben böyle kaldım. Ne yapalım? Yani Instagram'da şu an bu videoyla beraber anketimizi de yayınladık. Gece holü kapısı olsun mu olmasın mı?
Seviyorum, evet. Sevmiyorum. Böyle bir anket. Artık bakalım ne yaptık. Şunu da söyleyeyim ama gece holü dediğimizde ne vardı? Çocuk odalarımız vardı, yatak odamız vardı ve banyolarımız vardı arka tarafta. Diğer oturma odası, mutfağımız, salonumuz, yaşam alanlarımız diğer tarafta kalıyordu. Bu şekilde olarak değerlendirebilirseniz. Evet, katılırsanız memnun oluruz. Ne oluyor? Sizin tercihlerinize göre inşaat firmalarına bir fizibilite çalışması yapmış oluyoruz. Gördüğümüz kadarıyla inşaat firmaları bir fizibilite çalışması yaptığı bir ortam yok. Evet. Biz bu yolda ilerlemek istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ tarafta çocuk odamız var. Karşımızda yatak odamız var. Onun yan tarafında bir banyomuz var. Evet, hadi bakalım çocuk odasına geçelim. Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Burası 3+1 örnek daire. Ama bence burası 4+, hatta yani 5+1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Neden? Burada bir çocuk odamız var. Çocuk odamızın büyüklüğü kadar da bir burada balkonumuz daha var. Yani iki tane çocuğunuz varsa bu oda çok rahat iki ayrı bir oda olarak kullanabilirsiniz. Balkonlarda da aynı şekilde yerden ısıtmalar mevcut. Balkonlarda da yine kullanılan ısı camlar var. O yüzden yani hem ısı olarak da bir kaybınız olmayacak. Aynı şekilde odanız nasılsa balkonunuzda aynı şekilde kullanabileceğiniz bir alan. Derzi laminant parkelerimiz kullanılmış. Açık renk duvar kağıtlarımız mevcut. Giriş kapısının karşı tarafında tek kişilik bir yatak konumlandırılıp onun yan tarafında 3 kapaklı gardırobumuz var. Onun karşı tarafında bir çalışma masası konumlandırılmış. Sürgülü bir kapıyla balkona çıkış yapıyoruz. Ahşap bir kapımız var. Bu da aynı şekilde ısı yalıtımlı bir kapı. Yani bir çocuk odası gibi burada da bir odanız var. Burası da 10 metrekare bir kullanım alanına sahip. Şöyle söyleyelim. Balkon olarak aslında bence burasını değerlendirmemek de lazım. Neden? Çünkü hem duvar kağıtları var. Tavanlarda yine aynı şekilde duvar kağıtlarımız mevcut. Yerlerde yine derzi laminant parkelerimiz mevcut. Balkondan çok daha fazlası var. Elbette. Bir de şöyle bir şey. Balkonu kapatmışlar, oda olmuş diyorsunuz. Bu tür yorumları alıyoruz. Evet. Bu balkonların hepsini açabilirsiniz. Açtığınız zaman yazın balkon olarak kullanırsınız. Evet. Burası Anadolu. Kışın sert geçiyor. Evet, Ege olarak sakın değerlendirmeyin Niğde'de yani. Niğde'de olsun, Konya'da olsun kar var, kış var. Buraları kapatacaksın kışın. Yazın da açacaksın. Bu camların hepsi komple açılıyor. Tabii yani ki. Sonuna kadar aç. Rahat rahat nefes al otur. Dışarısında ben görüyorum Kübra. Buralarda bayağı yeşillikmiş ya. Evet. Bir saniye burayı bir açalım. Evet. Burası da güzelmiş ya. Yani dışarıya da bir şöyle yeşillik görmüş olalım. Burası da herhalde bahçesi. Evet. Etrafta görmüş olalım. Bu arada bunlar da yani yalıtımlı camlar. Şöyle bir bakalım. Şuradan bakalım olmazsa. 22 milim olması lazım. Evet. 22 milimlik kalın ısı camlar. Yani içerisi çok güzel oluyor. Biz diğer projeyi de gezdiğimiz için Konya'daki projeyi orada da aynısı kullanılmıştı. Ve firma burayı size kapalı olarak teslim ediyor. Şu an dışarısı buz gibi 16, 14 derece falan. Evet, bu arada burada bir ortaokul var. Orası bir ortaokul. Ve buranın yakınında hastane var bildiğimiz kadarıyla. Hı hı. Ve mutfak balkonu ve salon tarafındaki camlardan da ana cadde geçiyor. Evet. Yani ana cadde üzerinde ve tüm dairelerde ana caddeye bakıyor. Çok yani güzel ya. Güzel bir artısı var. Ve ses yalıtımı, ısı yalıtımı olduğu için de yani bu tür dairelerde sıkıntı olmaz. Bu arada firma buraları kapalı teslim ediyordu. Onu söylemeyi unutmayalım. Onu söyleyelim. Perdeler size ait tabii ki. Yani o kadar da olsun canım. Yani zevkinize göre yaptırırsınız. Tabii çünkü bu perdelerin o kadar çok alternatifi, o kadar çok seçeneği var ki. Yani. Evet. Şimdi buradan çıkalım, nereye geçelim? Buradan doğru banyomuza geçiş yapalım. Duşakabin içindeki detayı sizlere de göstermek istiyorum. Duşakabinin içinde yekpare bir seramik kullanılıyor. Ve aynı şekilde burada da zaten bir yerden ısıtma var. Koyu renk bir mermer desenli seramik kullanılmış. İki tarafta açık renk seramikler kullanılmış. Burada bir Hilton lavabo kullanılmış. Yani ben şu yan taraftaki boşluk bırakılmasını seviyorum. Obje koyulması için. İster istemez banyoda da ihtiyaç oluyor zaten. Büyük bir lavabo kullanılmış. ECA'nın bataryaları kullanılıp alt tarafta iki kapaklı dolabımız mevcut. Aynamız var. Aynanın iki yanında da dolaplarımız mevcut. Bu şekilde ve ortada spot aydınlatmamız var. Bu tarafa döndüğümüz zaman ise kapının arka tarafında asma klozetimiz mevcut. Onun yan tarafında çamaşır makinenizi koyabileceğiniz bir alanınız var. İsterseniz bu alana da bir dolap yaptırabilirsiniz. Hani benim tek gördüğüm herhalde bu alanda bir sadece dolaba ihtiyacınız olacağı. Onun harici
Yani öyle ekstradan bir şey görmedim. İç tarafta kullanılan duvar kağıtları burada da devam ettirilmiş. Ebeveyn yatak odamıza geldik. Ebeveyn yatak odamız 16 metrekare bir kullanım alanına sahip. Yatak başlığımızı konumlandırılan duvarda desenli bir duvar kağıdı kullanılmış. Diğer duvarlarda ise çizgili açık renk bir duvar kağıdı kullanılmış. Şimdi arkamdaki olay nasıl? Giyinme odası olmayanlar için süper bir olay. Yani nasıl Ali Bey? Yani evet, orası, orada bir separatör kullanmışlar. Ama bu separatör nasıl bir separatör? Evet. Yani ben de ilk defa görüyorum. Sanki metal gibi duruyor. Evet, ama çok değil. Güzel ya. Evet, yani gardırobun olduğu bölümü bu şekilde ayırmışlar. Hareketlendirmişler. Hem ayırmışlar hem de hareketlendirmişler ya. Ve aslında bu bir stor perde. Evet. Açalım Kübra'nın. Yani süper düşünmüşler. Yani isterseniz kaldırabilirsiniz, isterseniz aşağıya yani komple indirebilirsiniz. Sonuçta bu stor perdelerin bu şekilde olan lazer kesim olduğu için bunların bir ton çeşidi var. Yani alternatifleri, seçenekleri çok fazla. Hem renk olarak hem de desen olarak gerçekten de bayıldım yani. Çok yani hoşuma gitti. Bu tarafta büyük bir gardırobumuz var. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 kapaklı falan gardıroba denk gelir büyüklüğü. Yatağımızın karşı tarafında ise büyük bir penceremiz mevcut. Evet, penceremizi de açalım. Biraz önce bahsetmiştik. Dışı evet, antresit, içi ahşap renkli. Ahşap renkli. Zaten kullanılmış. Tekrar dışarıya bakalım. Evet. Ya Ali Bey, ben yeşilmiş ya. Yeşil bir şehir. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın şimdi ses. Vasitas. Yani. Evet. Ha, bu arada vasitas olarak da açabiliyorsunuz. Bu evet, da güzel bir özellik. Pek çok firma yapmıyor. Sonradan yaptırıyorsunuz. O da delik işte, oluyor. Yani biraz sıkıntı olabiliyor yani. Evet, burada da yine isterseniz televizyon koyabileceğiniz bir priziniz mevcut. Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Sevdiğim yere, mutfağa. Mutfağımız 14 metrekare bir kullanım alanına sahip. Burada farklı daire tipleri var. Mutfağımızın modeli de değişiyor. Yani kileri olan mutfak da var, kileri olmayan mutfak da var. Bu şekilde tezgahı olan da var, düz tezgahı olan da var. Yani bence bu güzel. Daha projenin başındayken aslında bu projeyi almak hem seçeneğinizi de çoğaltıyor. Verilen ankastrelerimiz, üçlü bir ankastrelerimiz var. 90'lık davlumbazımız mevcut. Bir ocağımız mevcut ve onun altında da gördüğünüz gibi fırınımız mevcut. Ürünler Arçelik'in ürünleri. Duvarlarda deri görünümlü bir duvar kağıdı kullanılmış. Yerlerde 60'a 120 seramikler kullanılmış. Ve şu detayı da ben size göstermek istiyorum. Giriş kısmının üst tarafında spot aydınlatmalar mevcut. Spot aydınlatmaların etrafında aynı şekilde duvar kağıdı uygulaması orada yapılmış. Ama buradaki duvar kağıdından kullanılmış. Yani deri görünümlü olan duvar kağıdı. Bu yemek bölümünün üst tarafında ise yine asma tavanımız mevcut. Asma tavanın iç taraflarında LED uygulamamız var. Onun iç tarafında ise duvar kağıtlarımız mevcut. Dolapların da üst tarafı kapatıldığı için orada hem toz olayı en azı indirilmiş hem de LED aydınlatma kullanılmış. Aynı şekilde dolapların da alt taraflarında da bir LED aydınlatmalar mevcut. Evet, bu arada efendim mutfağa kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Abone olursanız bizleri çok ama çok sevindirirsiniz. Davlumbazımızın yan tarafındaki dolabı açtığımız zaman 3 raflı bir dolabımız mevcut. Onun alt tarafında çekmeceli dolaplarımız var. Ocakların yan tarafında çekmece kullanılması bu şekilde hem derin olarak da uygulanması kullanışlı olmuş. Bu şekilde de sizlere gösterelim. Ve bu dolap ve tezgah arasında kullanılan seramikler de benim çok hoşuma gitti ya. Evet, yani orada da yine 60'a 120 kullanmışlar. Evet. Ve deseni hoş duruyor. Yani derinlik katmış yani, böyle evet, hareketli duruyor o arka taraf. Hadi şimdi olay, burada da bir anket daha yapalım Instagram'da. Yapalım? Nasıl bir anket yapalım? Mutfaklarda koyu renkler mi, açık renkler mi? Hani bazı dairelerde yapıyorlar ya, simsiyah malzeme kullanıyorlar yani. Yani siyah asil duruyordur hani görsel ama olarak güzel açısından, ama kullanım açısından yani, çünkü buharda bile ister istemez o seramiğin üstünde yani damlacık oluşuyor. O damlacık da belli bir zaman sonra ne oluyor? Hello kireç. Yani ondan sonra mutfaktan çıkama. Yani. Temizlik. O yüzden dolayı bir artı var. Ne var? Arıtma var. Evet. Yani. Şu firma şekilde bunu da size burada teslim ediyor. Arıtma sistemini de kuruyor. Yani
Niğde'nin suları nasıl bilmiyoruz ama bir arıtma cihazı koymuşlar. Ki Konya'da da su içmek için en azından bu tür cihazları kullanıyorlar. Yani kullananlar tabii, var. Tabii kullanılıyor. Bulaşık makinesi koymanız için bir yer bırakılmış. Burada yine raflı dolaplarımız mevcut. Bu taraflarda yine çekmece olarak yani açılabilir sistemimiz mevcut. Bu iki yan tarafta bu şekilde kapaklı ve içleri raf olarak dizayn edilmiş. Yan tarafta buzdolabı koyabileceğiniz bir alanınız var. Onun üst tarafında kapaklı bir dolabımız. Bu alanda ise yemek masası konumlandırılmış. Yani bu masa açılabilir bir masa. Açıldığı zaman da aslında yeteri kadar zaten şu alanın büyüklüğü var. Bu arada mutfak tezgahlarımız Chimstone, mutfak dolaplarımızda akrilik mutfak dolapları kullanılmış. Evet hanımlar, hazır mutfaktayken şöyle aşağı paylaş butonundan WhatsApp komşu gruplarınıza videomuzu da gönderirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım şimdi balkona geçelim. Balkonumuz 17 metrekare bir kullanım alanına sahip. Mutfağımızdan ve oturma odamızdan sürgülü bir kapı ile giriş yapıyoruz balkonumuza. Ve bu kapılar da yine aynı şekilde diğer balkondaki kapının aynısı, ahşap kapılar. Yerlerde yine 60'a 120 seramikler kullanılmış. Duvarlarda duvar kağıdı kullanılıp tavanda ise balkon olmasına rağmen asma tavan uygulaması yapılmış ve asma tavan uygulamasının içinde de yine duvar kağıtları kullanılmış. Burası da sizlere kapatılmış olarak teslim ediliyor. Sadece Ali Bey'in de dediği gibi plisel perdelerinizi siz kendiniz yaptırıyorsunuz. Mutfakta da sizlere bahsetmiştim. Aslında hani daire tiplerine göre içindeki seçenekleriniz de değişiyor diye. Aynı şekilde burada da bir kızartma bölümümüz var ama bu opsiyonel. Eğer isterseniz yapımcı firma size bunu da yapıyor. Bu şekilde örnek dairemizde 2 adet bir ocağımız var. Onun üst tarafında bir davlumbazımız var. Alt tarafta 2 kapaklı bir dolabımız mevcut. Ve bu tarafta ise boydan bir dolabımız var. Şu şekilde ben sizlere gösterdiğimde iç tarafları raflı olarak uygulanmış dolabımız. Yani bu ara bölme sürgülü bir sistemle ayrılmış. Yerleştirme olarak da bu şekilde camın önüne tekli 2 tane berjer konumlandırılmış. Ortasında bir masamız mevcut. Onun karşı tarafında ise yani bu koltuklar benim hoşuma gidiyor. Bir koltuk kullanılmış. Zaten alan da büyük olduğu için gördüğünüz gibi genişçe yani, bir orta boşluk var. Yani burası 3+1 değil de evet. Nasıl oluyor? Artık burası da bir oda. Diğer balkon tabii, da bir tabii. Oda. Diyorsunuz bu sefer balkon yok. Abi kullanma ya da kapat. Bak yani buranın yarısını açık kullanabilirsin. Kapalı kullanabilirsin. Ya şöyle, tamamen tercih meselesi. Ya biz İzmir'den taşındığımız zaman en azından hani yaz aylarında sıcak olur diye düşünüyorduk ama biz Konya'da öyle değilmiş. Yani akşam güneş battığı zaman üzerine mutlaka bir hırka alman gerekiyor. O yüzden bence cam balkonların kapatılması İç Anadolu bölgesinde, Anadolu bölgesinde bence gerekli. Ha, gündüz ne yaparsın? Açarsın camını komple. Zaten sürgülü ve çok kolay, çok pratik bir mekanizma. Balkonlar açık mı seviyorsunuz, kapalı mı seviyorsunuz bu şekilde? Evet. Bunu da Instagram'da anketimize katılırsanız memnun oluruz. Bugün Niğde'de Koçbay İnşaat'ın Saklıkent projesinin 3+1 örnek dairesini gezdik. Yapımcı firmanın ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Projenin devamlarını da bekliyoruz. Fiyat bilgisi ve aklınıza gelen soruları sormak için Koçbay İnşaat'ın iletişim numarasını Ali Bey açıklamalar kısmına koyacak. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.